Beyler, o zaman çok uzatmadan başlayalım. Nasılsınız? Nasıl gidiyor karantina? Gökhan'la biraz konuştuk demin de Doğuş senden başlayalım o yüzden. Karantina Ya günleri. gayet, yani bu negatif zamanları evde ailemizle vakit geçirerek paylaşarak pozitife çevirmeye çalışıyoruz. Maalesef üzücü haberleri de takip ediyoruz ama tüm dünyada ama bir şekilde hepimizin hem manevi olarak hem maddi olarak tüm ülkenin zarar gördüğü bir olaydan en az hasarla çıkmaya çalışıyoruz. İşte biz de mümkün olduğunca evde kalarak en az zararla bu virüsü atlatmaya çalışıyoruz yani söylediğim gibi. Ama çok fazla açıkçası yapacağımız da bir şey yok. Sadece beklemedeyiz. Herkesin yaptığı gibi biz de beklemedeyiz yani. Siz şu an karşıdaki evde misiniz? Yok, biz Maslak'tayız. Maslak'tasınız. Aile keyifler yerinde, onların da İyi, değiller. çok şükür. Herkes iyi. Onları da söylüyorum, tembih ediyorum sürekli. Mümkün olduğunca evde kalmalarını, gerekirse biz ihtiyaçlarını karşılayalım. Ama evde kalsın zaten herkes gibi ve çok şükür herkes iyi. Gökhan'cığım sen de iyisin. Aile, senin de ailen iyi. Biraz konuştuk ama yine de sana da İyiyim sorayım arada. abiyim. Ve yani evden mümkün olduğu çıkmamaya çalışıyoruz. Market falan filan. O yüzden inanılmaz günlerden geçiyoruz ama yapacak bir şey yok. Yani kurallara uyup inşallah en kısa zamanda geçecek bu zaman. İnşallah. Dodo, bu G'nin kolye ne olacak peki sence? Abi ucunda ne var? Ben onu göremiyorum. Dolar işareti falan yoktur inşallah. Yaptırmıştır kesin ya. Kesin vardır öyle bir şeyler. Abi yani kız arkadaşım ne diyorsun yani o yüzden. Tamam Yani canım, ona onlar laf bir şey demeyiz edemiyoruz şu zaten. anda. Bir arıyoruz Evet. orada. Yani laf zaten etmiyoruz. Biz sadece hafif böyle yakalayabilirsek bir Ha, yerden. buradan Zayıf ortamda. beğendiğinizi düşünüyorum buradan Senin her yani. şeyini beğeniyoruz be Gökhan'cığım. Beyler, şimdi burada işte Duyamadım. mücadelecisinin senin her şeyini beğeniyoruz diyorum. Ha, sağ olun. Ha. Geneliyle burada işte genç işte sporcularımızla Güler Ligesi tarafındaki siz kamplara daha önce de gelmiştiniz, görmüştünüz ortamı. Hem de işte antrenör ekibimizle beraber böyle akşamları bazen de gündüzleri buluşup sohbet ediyoruz. Bu noktada da sizin bir tarafından benim de ara ara anlatmaya çalıştığım haliyle diğer sporculardan farklılaştığımız ortam tabii ki de Amerika'da gördüğünüz eğitim ve onun aslında hepimize kattıkları. Biraz bunlardan başlayarak ben bir giriş yapmak isterim. Sizin hikayelerinizi dinleyerek veya işte Amerika'ya nasıl gitmeye karar verdiniz ve Amerika sürecinde özellikle karşılaştığınız zorluklardan bahsederek başlayabiliriz. Ondan sonra zaten kendi hikayelerimizi de girdiğimizde ve diğer sorularda geldiğinde konu biraz daha farklılaşır. Sinan, ara ara senin sesin yine gidiyor. Gider. Yapacak bir şey yok ama şey, yani dediğim gibi Dodo, en azından senden başlayalım. Amerika'ya ilk gitmene karar verdiğinde neler düşünüyordun? Nasıl bir süreç oldu gidiş? Özellikle yani gitme yolunda nelerle karşılaştın engel olarak ve o 4 senelik süreci de kısaca özetlersen seviniriz. Tabii ki. Öncelikle tabii ki genç yaşta burada Fenerbahçe A takımına yükselmem biraz lise hayatımın aksamasına neden oldu. Özellikle lise 2, lise 3'te antrenmanlar dolayısıyla dersleri kaçırıyordum. Tabii o zamana kadar da hep eğitime önem veren birisi olduğum için lise döneminde bu aksamalar yaşandığının farkına vardım ve üniversitede daha da zor olacağını düşündüğümden alternatif yollar arıyorum, hem spor hem basketbol yürütebileceğim. O vesileyle Amerika tek opsiyon gibi gözüküyordu ama tabii ki çok fazla kontağım yoktu Amerika ile ilgili. Kimseyi tanımıyordum. Ama işte milli takımlarda, uluslararası turnuvalarda gösterdiğim performanslarla ve orada tanıştığım insanlarla hızlı geçiyorum turnuvaları. Texas Üniversitesi'nden teklif geldi ve ben de bu teklifi tabii ki atlayarak kabul ettim. Resmi ziyaretimden sonra Texas Üniversitesi'ne
çok beğendim ve oraya gitmekte karar kıldım. Tabii ki önümdeki en büyük engellerden bir tanesi dil problemiydi. Dil problemi benim için belki ilk başta zaman kaybı gibi gözükse de, yani çünkü dilde bir problem yaşamasaydım TOEFL ve SAT sınavlarını verebilseydim. 2006 yılında direkt işte Kevin Durant'ın da Texas'a katıldığı yılda aynılar, fakat sınavları geçemediğim için okula kayıt olamadım, İngilizcem yeterli olmadığı için. Texas Üniversitesi koçları da beni prep school'a, hazırlık okuluna, yani liseyi burada bitirmeme rağmen orada bir senelik hazırlık okuluna gitmemi ve hem basketbol eğitimini de orada görmemi istediler, tavsiye ettiler ve onların tavsiyesi üzerine Brewster Akademi'ye gittim. 300 kişilik yatılı bir okul, özel bir okuldu. Benden başka hiçbir Türk yoktu. Kısa süre içerisinde orada yaklaşık 6 ay, 6,5 ay gibi bir süre içerisinde gereken İngilizce sınavlarını, hem SAT'yi hem TOEFL'ı yeterli puan alıp 2007 senesi için Texas Üniversitesi'ne resmi olarak kaydımı yaptırmış oldum. Ve 4 yıllık Texas Üniversitesi serüvenim o şekilde başlamış oldu. Başka detaya gireyim mi? Etrafında, yani o okulda Türk yoktu dedim. Yoksa süre verelim. Yani etrafında Türk yoktu dedim. Ben bir oradan şey yapmak isterim. Bu seni pozitif mi negatif mi etkiledi diye düşünürsün. Ben bunun pozitif katkılarını gördüm kendim. Hiçbir Türk'le yakın olmamanın, ama senin için nasıl gelişti bu hikaye? İlk etapta inanılmaz zorlandım. Çünkü İngilizce seviyem çok düşük olduğu için 300 kişilik bir okulda hiç kimsenin Türkçe bilmemesi beni tamamen, yani neredeyse diğerlerinden izole etti ilk başta. Çünkü kimseyle konuşamıyordum, derdimi anlatamıyordum. Bir şey sorduğunda cevap veremiyordum. Fakat hemen, yani çok çabuk adapte ettim kendimi ve kısa süre içerisinde İşte ilk başta kendimi ifade etmeye, ondan sonra da daha çok söylenenleri anlamaya başladım ve benim için, uzun dönem için çok inanılmaz faydası oldu o 6 ayın ve orada hiç Türk olmaması. Çünkü çok kararlıydım oraya. Daha çok benim dil öğrenmeme ve insanlarla, oranın kültürüyle adapte olmama daha faydası oldu orada hiç Türk olmamasını diyebilirim. Avantaj sağladı yani kesinlikle. Gökhan, senin serüvenin nasıldı? Abi ben aslında yani altyapılar bitti benim. Ondan sonra gitme fırsatım oldu. Fakat aslında daha önceden Yıldız takımda gidebilirdim Amerika'ya. O zamanki milli takım turnuvalarından sonra böyle bir iki teklif gelmişti. Fakat o zaman sıcak bakmadık. Ben, ailem ve menajerim. Hani daha erken olduğunu düşünüyordum. Sonra genç takım sezonu bitince ben Darüşşafaka'dayken, Darüşşafaka o zaman Efes Pilsen'le birleşince ve Efes Pilsen'de süre alamayan oyuncular daha çok Darüşşafaka'da böyle bir oluşum içine girince ve bana da tekrar teklif gelince ben gitme kararı aldım. Bir de Doğuş'un dediği gibi benim de İngilizcem, yani liseler 3 seneden 4 seneye çıkmıştı daha önce yani ve ben lise 3'ü yeni bitirmiştim. Lise 4 liselere son senem vardı. O yüzden TOEFL sınavına girmeden önce lise sona gittim Amerika'ya, Maryland'da. St. Mary's Rockin'da okudum. Daha sonra oradan üniversiteye geçmek daha kolay oluyor. Yani SAT ve ACT sınavlarını yeterli puan alındı mı girmesi daha kolay oluyor. Yani öbür türlü TOEFL'la falan uğraşacaktım. Ve hem de bir sene lisede bir alışma sürecim, İngilizce iyice öğrenme sürecim oldu. Ben bir tane bir Türk basketbolcu arkadaşım, Görkem Sönmez'le beraber gitmiştim. O da o zaman Efes Pilsen altyapısındaydı. Yani ilk 2-3 ay yanında bir Türk olduğu için ve en yakın arkadaşım olduğu için benim için daha kolay geçti adaptasyon olarak. Çünkü başka bir ülkeye, başka bir kıtaya, başka bir kültüre gidiyorsunuz. Yani onun tabii ilk bir alışma süreci bana iyi geldi. Fakat bir yerden sonra yani devamlı Türkçe konuştuğumuz için okul bize bir tane bir profesör tahsis etti ve biz yani birebir özel ders almaya başladık İngilizce çözmemiz için. 3. 4. aydan sonra biraz böyle açılmaya başlayınca artık, yani o senenin sonuna doğru 5. 6. aya doğru İngilizce ile çözdükten sonra tamamen alışmıştık yani. Sonra sene sonunda Charlotte Üniversitesi'ye
geçtim. Orada devam ettim eğitimime. Peki sen Amerika'dan erken döndün. Üniversiteyi bitirmeden. Evet. Hatırlamıyorum tam olarak. Görkem de seninle beraber dönmüş müydü? Birinci sorun bu olacak. Evet. Evet, İkincisi beraber. De ikiniz beraber bu kararı vermekte ne etkili oldu? Ya aslında ikimizin de ayrı ayrı gelişti olaylar. Benim yani şöyle orada Charlotte'daki 15 senedir orada olan koçun ayrılmasıyla başlayan bir süreç oldu. Yeni gelen koçla ve daha sonra benim eski koçum başka yere transfer oldu ve beni North Carolina State'e istiyordu aslında. Fakat baktık ki oraya gidersem bir 14 ay, 15 ay oturmam gerekiyor. Yani sahaya giremiyorsun. Orada red shirt diye bir olay var. Transfer olunca aynı division'da. Bir sene oynayamıyorsun. Ve onun üstüne menajerim de Türkiye'de fırsatlar olduğunu söyleyince bu kararı aldım. Görkem'in de hani ondan bağımsız o kendi kendine gelişti yani. O da böyle öyle bir karar verdi yani. O süreci tam hatırlamıyorum ama benimki böyle gelişti. Sonra da esasında ikinizin de aynı döneme denk geliyor gelişiniz. Evet. Efes'te buluştuk. Bir araya geldik. İkiniz için de aslında çaylak sezonunuzu öyle bir önemli bir takımda geçirmek zorlayıcı olmuştur tabii ama bu süreçte size neler yardımcı oldu bir bunu sormak isterim. Bir de ne zorluklarla karşılaştınız? Amerika'dan döndüğünüz anda ilk seviye, ilk baştan öyle bir seviyede oynamaya başlayarak. Ben başlayayım isterseniz. Açıkçası beni en çok şaşırtan profesyonel hayatta, yani sadece Efes'ten bahsetmiyorum. Profesyonel hayatta yapılan antrenmanlar ve onların seviyesi. Yani üniversiteden sonra işte profesyonel hayatta yapılan 1 saat, 1,5 saatlik idmanlar, gerçi 2 saatlik idmanlar beni çok şaşırtmıştı ve açıkçası çok kolay gelmişti. Çünkü üniversitede yaklaşık 3-3,5 saat %100 tempo ile yaptığımız antrenmanlardan sonra bir anda 4 yıllık öyle bir tempodan çıkıp bir anda böyle tempo, daha çok 5'e 5 ağırlıklı dirillerin az olduğu bir tempoya girince ne oluyoruz dedim yani bu kadar kolay mı hakikaten? Ama tabii ki seviye çok yüksek. Kalite üniversite kalitesinden daha fazla. Ama antrenman düzeyleri yani çok şaşırtmıştı beni ilk geldiğimde adaptasyon sürecimde. Onun dışında işte sizler Amerika dönüşü bizim işimizi kolaylaştırdınız. Yani takımın abileri olarak hem milli takımda hem Efes'te oraya, ortama çok çabuk adapte olduk sizler sayesinde. Çünkü hemen aranızda aldınız bizi. Yani çok güzel bir arkadaşlığımız oldu. Hala da biz bahsediyoruz. Yani o zamanki tabii ki Türklerin de çoğunluk olması takımlarda bir avantajdı. Gerçekten çok güzel ortam oluyordu. Sizlerin de sayesinde o saha dışındaki saha içindeki bir an önce o kazanma şeyine girdik yani. Çok benim için çok kolaydı o geçiş açıkçası. Gökhan. Abi ben de Doğuş'un dediklerine ek olarak beni de antrenman tabii ki profesyonel hayatta öyle 3 saat asker gibi antrenman tabii ki çok zor oluyor. Hele yani Efes gibi o seviyedeki takımlarda. Onu ben de bekliyordum fakat hani canlı yaşayınca tabii insan bir tık da bir şaşırıyor. Fakat o takımın gerçekten Doğuş'un dediği gibi abi yani birbirini çok tanıması, yıllardır zaten hani sizin o Türk grubunun uzun zamandır oynaması milli takımlarda ve yabancı oyuncuların da çok uyumlu olması yani benim özellikle işime çok yaramıştı. Ve çok çok daha kısa sürede adaptasyon sağlayıp hani kendimi geliştirmeye odaklanabildim en kısa zamanda. O takımda şimdi iki tane hikaye, yani böyle hikayelere girebileceğimiz dönemleri şey yapacağım ama o takımda evet Türkler olarak çok özel şeylerimiz olmuştu bir tarafından ama benim gördüğüm siz özellikle ikiniz yabancılar arasında en yakın olduğunuz oyuncu Stanko'ydu gibi geliyor bana. Hem onunla belki de çok eğleniyordunuz ondan dolayıydı.
Hem de yani bilmiyorum, böyle bir farklı bir şey vardı aranızda gibi geliyor. Gözlerim yaşardı vallahi şimdi. Abi bak, karantina sürecinde aynı eve koy, yemin ederim bir sene iki sene kalırım karantinada, hiçbir şey olmaz. Ya inanılmaz bir karakterdi o yani, şimdi anlat yani, laf anlatmakla bitmez yani, çünkü gerçekten yürüyüşünden tutup işte merhaba deyişine şey komikti. Melek gerçekten Hırvatistan'da zaten yetiştiği yerde ufak bir çok ufak bir kasaba ve Efes'e geldiği ilk dakikadan itibaren Gökhan'la ben de çok yakın arkadaş olduk onunla. İşte kendisi çok potansiyelli bir oyuncuydu. Yani Avrupa'nın o zaman en iyi uzunlarından bir tanesiydi ve ciddi şut tehdidi vardı. Biraz da işte onun geçmişte, biz tabii ki Stankovic'i çok iyi tanımadığımız için işte geçmişte ne yaptığını, buralara nasıl geldiğini falan sorduğumuzda açıp hep videolarını gösteriyordu. İşte Tim Duncan'a karşı ne yaptığını, işte ondan önce Labarakuça'da nasıl oynadığını, şu anki Baskonya'da. Barcelona. Evet, o hikayeleri işte sabah akşam nasıl antrenman yaptıklarını, yanılmıyorsam işte koç kimdi? Geçen sene Beşiktaş'ın koçu, şu anda Baskonya'nın koçu. Evet. O koçun işte ne kadar çılgınca. Yani biz Gökhan'la ben Stankor'un etrafında olmaktan mutluluk duyuyorduk. Yani bizi çok güldürüyordu. Çok güzel geçiyordu onunla vakit açıkçası. Abi ben vallahi yani antrenmandan sonra öbür antrenman hemen gelsin de yani gideyim göreyim, soyunma odasında muhabbet edelim. O kadardı yani benim durum ve hala onunla son 2-3 sene kadar görüşmeye çalışıyoruz. En son bir benim bildiğim bir GM'di bir takımda. O zamandan beri hiç haber alamadım. Bilmiyorum, herhalde oyunculardan o seviyeden ayrılınca bir tribe mi girdi artık, ne yaptı bilmiyorum da. Mesafe koydu arana. Transfer de etmiyor seni. Mesafe koyması lazımdı, evet. Abi aynen yani. Para da önemli değil. Gel desin. Abi o çok yoğun şu anda. O kasabaya büyük ihtimal büyük yatırımlar yapmış. Herhalde nüfusu da arttırmaya çalışıyorlar orada. Ay. Bir diğer kişi de bahsetmek istediğim. En son duyduğumuza göre de. Bir diğer kişi de bahsetmek istediğim. Adnan Güney. Şimdi baktığında işte. Baktığında Doğuş kaçıncı sene oldu şimdi Efes'te? 9 bitti abi işte. 9 bitti. Yani benim tanıdığım, bildiğim süreç içerisinde Efes'te oynamış en uzun Türk oyuncu, yani en uzun oynamış oyunculardan bir tanesisin herhalde şu anda. Yani A takım seviyesinde öyle olabilir abi. Yani Ender abiler falan var altyapıdan yetişen ama bilmiyorum A takım seviyesinde. Altyapıları saydığında Enderler belki şeydir tabii ama üst profesyonel seviyede en uzun diye düşünüyorum. Adnan'la ilgili hikaye bitmez tabii. Ama işte biz kaç senedir, ben de işte en son 11 sene önce girdim Efes'e. 11 senedir emekli olacağım diyordu. Bu sene oldu artık. Efes'in de bence yoğun sezon içerisindeki bütün şeylerinde işi kolaylaştıran insanlardan biriydi. Sadece yaptığı işle değil, verdiği keyifle. Evet, kesinlikle yani Adnan abi de hem kulübe verdiği, yıllarca verdiği emekleriyle hem de bizim üzerimizdeki emekleri çok çok fazla. Yani bizim hayatımızı kolaylaştırıyor da açıkçası. Çünkü ben diğer takımlardan duyuyorum yani nasıl işliyor işler, işte malzeme sorumluların görevleri, yaptıkları. Hem Türkiye içinde hem yurt dışında konuştuğum kişilerle sohbet ettiğimizde dönüp dolaşıp Ado'ya geliyor laf ve Ado'nun gerçekten Anadolu Efes için yaptıkları ve şu ana kadar gelmiş tüm oyuncuları hiçbirini ayırt etmeden yaptığı hizmetler gerçekten takdire şayan ve biz bütün yaptıkları için zaten daha elimizden geldiğince ona göstermeye çalıştık. Tabii ki son 15 senedir herhalde yok abi ben bırakacağım, emekli olacağım diyordu. ben gidiyorum diye çıkıp gittiği, böyle soyunma odasından kapıyı çarpıp gittiği çok oldu ama ertesi gün hep geliyordu. Ama
Bu sefer şakası gerçek oldu yani. Bir sabah kalktığımızda kendisi kolunu pırtısını toplayıp çekti gitti yani. Abi biliyorsun onun kronik bel ağrısı var. Ya benim ağrıyor ya. Ya çok yorgunum gerçekten. Abi onun da o bel ağrısında hikayesini biz sorduk artık. Dedik ki ya kardeşim bu bel ağrısı neden böyle? Yani sürekli nedir ne değildir şu bel ağrısını bir söyle bakalım. Nerede çıktı bu bel ağrısı? Valla bu Sinan abi sen hatırlarsın. İşte Oktay abi zamanı bir yatak değil mi sene ya da iki sene Ayhan Şahin'de oynadı. Sen var mıydın o sene? Sen var mıydın? orada oynarken işte ya, sanıyorum arkadan Darüşşafaka'nın arkadan girişi varmış ve bütün malzemeleri işte merdivenlerden indiriyormuş Ado tek başına. O koca koca kasalar tabii ki işte kaç kilo? 60 kilo ve 50 kilo mu artık neyse içindeki malzemelerle birlikte. Abi diyorum bel sakatlığı nereden geldi? Ya kardeş o 2 yılımız var ya diyor. O 2 yıl o merdivenlerden tek başıma tut çıkar. Vallahi belimiz gitti diyor. o 1-2 yıl bitirdi beni diyor. Ayhan Şahin'deki antrenmanlar diyor. O yüzden... Kasaların da dili olsa konuşsa yani. Peki Doğuş, şimdi bizim hem oyunculara sporculara sözü vermeden önce son bir soru daha soracağım. Bunu direkt sana soracağım. Çünkü Gökhan kendince böyle farklı cevaplar vermeye çalışıyor konuyla alakalı. Bizim birebirler hakkında bir iddiası var Gökhan'ın. Senin bir yorumun var mı birebirlerimiz hakkında? Şey, duyamadık abi. Ben kesin. Duyamadık. Abi kesinlikle duyamadım evet. Evet, birebirlerimiz hakkında böyle Gökhan biraz atıp tutuyor da. Senin bu konuyla alakalı muhabbet. Bir yorumun var mı? Bizi en çok izleyen olarak. Öncelikle o birebirler hakkında şunu söylemek istiyorum. Şimdi sizin birebirleriniz... Bir dakika. Birebirleriniz antrenmanlardan önce ısınmasız yaptınız. Yani sahaya giriyorduk. İşte Sinan abi, ben, Gökhan. Genelde ilk girenler biz oluyorduk. Kerem abi de bazen diğer potada şut çalışıyordu ama... Siz direkt böyle korakor işte smaçlar olsun, üçlükler, bir anda hiç ısınmadan böyle bir anda orada birebire başlıyorsunuz ve ben de bunu zevkle izliyordum. Tabii ki atıyordu ama bazı mı? Sinan abinin de egzantrik basketleri, o şapkadan tavşan çıkarıp attığı basketler falan şok ediyordu tabii ki beni. Ama ben sizi zevkle izliyordum. Tabii ki genel toplam kazananı şu anda hatırlamıyorum yani. Siz sayıyordunuz da. Ben toplam kazananı hatırlayamıyorum da. Bu da politikaya katılı ya. Hafızamda şey var abi yani. Yaptığınız güzel hareketler işte. Isınmadan yaptığınız smaçlar saçma sapan. Hatta Sinan abiyle hep onu konuşuyoruz. İşte Sinan abi o zaman biz de tabii ki ısınmadan rahat rahat çıkıp işte çift vuruyoruz, ters vuruyoruz bilmem ne. Sinan abi de diyordu. Şu an aynen şu anda ben ısınmadan gidip yani çemberi çekmeye çalışıyorum. Çekince mutlu oluyorum yani. Acayip ya. Bana da abimler ve Kerem abiler özellikle söylüyordu. Bir gün gelecek vuramamaya başlayacağım diye. Hızlı geliyormuş öyle ısınmadan vurunca tabii. Süper. Olcan, birkaç soru da senden de... Bu muhabbetini yaptık. Ha, söyle canım. Bu hani bir zaman gelecek artık böyle direkt idmana girer girmez smaç vuramayacaksın. Sen hep diyordun bize. Biz de Doğuş'ta son 200 senedir diyoruz. Oğlum ben bugün antrenmanda yarım saat aldı ısınman falan diyorum. Böyle idmana giremiyorsun falan yani. Seni çok andık bu konuda. Muratcan abi sana da vurdu mu böyle direkt bir anda bir yaştan sonra? Maalesef vurdu ya. Asıl en ağır ne zaman vurdu biliyor musun? Geçen gün evde squat jump yapayım dedim. Ayaklarım yerden kesilmiyor. Ne oluyor dedim ya. Bunalıma girdim zihinsel olarak. Ben, o en kötüsü. İşte 40'ında o da geliyor. Hazır ol. Zihinsel olarak hazırla kendini. Öbür türlü zaten gelecek yani. İnşallah 40'ından sonra da bu günleri şey yaparız. Muratcan abi böyle söylemişti diye. Sinan bu arada senin bir tane 2008 5 orada tip dunk'ın var. Yani zıplayamıyorum diyordun da o zamanlar rüzgar gibiymişsin. O zaman evet enteresan. Bu sene de bir tane tip dunk'ın var aslında. Doğuş Özdemiroğlu'nun airball'unu böyle yalandan içine bıraktım.
Abi benim solumdaki abi kim bu ya? Oğulcan Akçay. Kenan İmirzalıoğlu bilsin vallahi maşallah. O... Sürekli dönüyorum bakıyorum Kenan İmirzalıoğlu gibi bakıyor da kim 500 milyar ister. Sözü zaten abi, ben şimdi Oğulcan'a bırakacaktım. Teşekkür ederim. Oğulcan. Oğulcan iyice... Buyur. Yok söyle abi. Yok yok Oğulcan iyice havaya girecek diyecektim de. Yani. Zaten... Yok abi niye havaya girecek? Kızardı. Evet biraz. Oğulcan'cığım sorular için hem YouTube'da eğer varsa gelen soru hem de Muratcan bir tane soru sormuş. Onun arkasından da diğer sporcularımız da soru soracaktır muhtemelen. Onları evet, da dinlemek onu, üzere. Sen deyiz. Baran'a Külker sormuş. Doğuş abi ilk smacını hatırlıyor mu? Anı tadında anlatsa güzel olur. Ben buna bir ekleme yapacağım. Sizin garanti milli takım için Sinan abiyle beraber videonuzu çekmişti. Oradaki sorulardan biri de abi senin ilk smacını kaç yaşında vurduğunu galiba 13 yaşındayken vurduğunu söylemiştin. Doğru doğru. Evet, 13 yaşında vurdum da işte 13 çok iddialıymış ya. Üzerinden? 13 abi de üzerinden işte kaç yıl geçti? 16-17 yıl geçmiş yani. Nerede vurduğumu tam hatırlamıyorum ama ya Cafer Adır ya Bayrampaşa'dır yani. Bayrampaşa'da. Ya antrenman evet Bayrampaşa o kantine yakın taraf olabilir o biraz alçak gibi. Kesin olur. Yok canım yine 13 inanılmaz bir rakam ya. 13 yaşında nasıl smaç 13 çıkacağım? 13 ya ben zaten işte 15 yaşındayken zaten alt takım yükseldiğimde bayağı işte tersler çift ters smaçımı 13'te vurdum hatırlıyorum. Yani anı olarak anlatamayacağım çünkü gerçekten o kaç sene geçti üzerinden yani hatırlamıyorum açıkçası. Ben Doğuş'un milli takıma ilk geldiği yaz kampını hatırlıyorum. O kamp sırasında işte antrenman sonrası nasıl vurulur, o olur, bu olur derken Doğuş o zamanlar çok güzel bacak arası smaçlar vuruyordu. O zaman ben demeye başladım hem biraz da böyle yavaşlatmak için, biraz rekabeti yumuşatmak adına. Oğlum yavaş yavaş azalacak bunlar, dikkat etmek lazım. gibilerinden ama yani atletiklik konusunda halen de korumuş olman bu gücünü ve bu ne derler yetkinliğini çok önemli bir özellik. Gökhan'dan öğrendim abi. Sen bizden öğrendiysen biz o zaman kimden öğrendik? Yok abi bıraktın. Ucundan yani. Abi beni biliyorsun. Ucundan. Abi sakatlık dönemi oldu benim o yüzden. Biliyoruz. O dönem çok zorladı. Yani sonrasında son 1-2 senedir özellikle bu sene hani böyle eskisi gibi hissetmeye başladım yani. Eskisi dedim 20 yaşta değil de hani 25 yaşlar falan ben gibi. Ben de oynadığım yani. Zamandaki gibi yani. Evet, yok abi. Sen de daha gençtin. 23 ay boyu. Abi kısa bir soru geliyor şimdi size. Çalışması en eğlenceli antrenör. Anıl Uymaz sormuş. Ya şimdi bu iş profesyonel bir iş. Çok fazla eğlence kısmı yani eğlenecek bir durum çok fazla yok açıkçası ama ben yaşında Levent Topsakal yönetimde Avrupa şampiyonu olduğumuzda 16 yaş altı milli takımda yani Levent abinin yönetim şekli ve koçluğu inanılmazdı ve çok keyifliydi açıkçası. Çünkü kendisi biraz rahat yani çok fazla set sepet işte katı kurallar saha içerisinde özellikle katı kurallar olmadığı için böyle çok eğlenceli geçiyordu açıkçası bizim için. Sahada hem basketbol oynamak hem ondan direktif almak. İşte hatta maçın en kritik yerlerinde mola aldığında falan yani bizim bu mola ihtiyacımız yok diyordu. Yani siz sadece dinlenin. Bizim söyleyecek bir şeyimiz yok. Zaten çıkıp oynuyorsunuz aslanlar gibi diyordu. Yani inanılmaz aslında keyifliydi onun için oynamak Levent Topsakal için ama hani genel anlamda baktığımızda profesyonel hayatta açıkçası böyle İşime gelmiyor açıkçası benim. Gökhan abi senin? Ben de yani Levent Topsakal'la Orhun Eni'ye diyebilirim. Hani onlar da nispet ama tabii altyapıda olmasının da verdiği bir
avantaj olabilir onlar için ama hani A takımı çıkınca özellikle yani üst seviyede öyle çok eğlenceli bir antrenör olabileceğini ben pek ihtimal vermiyorum. Çünkü hani çok ciddi bir ortam yani ve hani benim diyebileceğim o bizim Efes'te olduğumuz sene Ufuk Sarıcan'ın ayrılmasından sonra Zuros gelmişti. Hani onunla nispeten biraz daha böyle herkes daha rahat ve daha eğlenceli zaman geçirmişti diye düşünüyorum. Bilmiyorum. Doğuş'ta Sinan abi katıldın bana ama. Öyle tabii. Zuros'un geldiği dönem hatta yani onun antrenörlük yöntemi bence bizim çalıştığımız antrenörlerden çok daha farklıydı. İşin temelinde çok şey öğretme çabasındaydı yani. O yüzden keyifliydi. Bir de enteresan bir şekilde yarım dönem kalmış olsa bile yani bugün bile halen iletişimde kaldığım bir antrenör zaman zaman konuşup sohbet edebilecek fırsatlar yakalıyoruz. O yüzden de böyle saha dışında da oyuncularıyla bir ilişki kurma çabasında olan sayılı antrenörlerden biriydi. Bertan'ın bir sorusu var az önceki smaç muhabbetleriyle alakalı. Trabzon'daki bir All-Star'da smaç yarışmasında Sinan abinin asistiyle olan bir smaç varmış. Planlar daha öncesinde yapılmış mıydı diye soruyor. Konuşmuştuk açıkçası ama hiç denemedik. Öyle hatırlıyorum Sinan abi. Yanlışsa düzelt beni ama hiç denemedik o smacı. Ama konuşmuştuk yani böyle bir şey yapabiliriz diye. Yani biraz spontane spontane olmuştu. Denediğimizi ben hatırlamıyorum hiç bende. Yani Sinan abinin üzerinden sıçramak yok. Evet. Ama çalışmadık açıkçası ve hatta orada karar verdik diyebilirim yani yapacağımıza. Doğuş abi sana özel bir soru var. Anadolu Efes ciddi performans yükselişindeyken ve Avrupa'da zirvedeyken böyle negatif bir durum nasıl bir hayal kırıklığı yarattı? Takım bu motivasyonunu kaybeder mi? Şimdi tabii ki her zaman karşılaştığımız bir durum değil maalesef bu ve takımın motivasyonu kaybolur mu kaybolmaz mı şu an bir şey söylemek erken yani ligler devam edecek mi etmeyecek mi onu bile bilmiyorken. Fakat gerçekten bu kadar güzel geçen bir sezon, sonunu iple çektiğimiz bir sezonun şu anda bu şekilde askıda olması bizi üzdü, derinden yaraladı. Fakat yine sağlığa dönüşümüz düşünmek zorundayız. O yüzden çok fazla şu anda basketbol ön planda değil ama güzel giden bir şey vardı. Sonunu bekliyorduk. Belki o sene bu sene diyorduk ama kısmet değilmiş. Yani şu anda hala beklemedeyiz. Biz sonuçta 1-2 yıldır beraber oynayan bir ekibiz. Çekirdek kadromuzu geçen seneden de koruduk. O yüzden belki 1-2 ay bilmiyorum ne kadar uzun sürecek ama ufak dönemler bizi belki çok etkilemeyebilir. Özellikle mental olarak, fiziksel olarak bilemiyorum ne olacağını ama mental olarak belki takım kimyasını, o isteği kaybetmeyiz. Ama neler olacağını göreceğiz. Yani hep zaman çözecek bunların hepsini. Ama tabii ki hayal kırıklığı, üzücü. Çok güzel gidiyordu. Ama her şeyde bir hayır vardır belki. Can Güzel Hocam sorusu var. Yaz kamplarındaki sporcularımızdan biri. Gökhan abi ve Doğuş abi, üniversitede ders ve antrenman temposu, yoğunlukları nasıldı? Bundan biraz bahsedebilir misiniz? Yani ciddi yoğundu. Şöyle mesela en son benim yani şöyle bir durum var. Bizim bir Atlanta seyahati vardı. Orada iki takımla maç yapıp geri dönecektik ve bu 4 günlük bir seyahatti. Biz 4 gün sonunda gece yarısı böyle sabah karşı 2 gibi döndük ve sabah 8'de benim dersim vardı. Ve saat 7:50 geçe koç beni arıyordu. Hani derse geleceksin değil mi? Bak hani dün gece 2'de geldik ama hani bunun hiçbir önemi yok. Sabah 8'de derste olman gerekiyor diye. Hani buradan yola çıkarak orada çok ciddi herkesin programına göre yerler hazırlanıyor. Özel ekstra yapmak isteyenler sabah 6'da 5'te kalkıp bile
herkese program hazırlanabiliyordu. Orada iç içe giden bir program olduğu için ne dersi aksatıyorsunuz ne antrenmanları aksatıyorsunuz ama tabii ki hani ben antrenmandan çıkıp koşa koşa direkt ayakkabılarımı giyip hani antrenmana girdiğim çok oldu. Ama yani sistem orada müthiş olduğu için ikisi beraber yürüyor. Evet, Gökhan'ın söylediklerini tekrar etmeyeyim, ben de iyi özetledi. İşte bizim de, benim de mesela hikaye olarak anlatacağım, hep de sürekli anlatıyorum bunu çünkü benim çok benim için çok ilginçti bu hikaye ve çok şaşırmıştım. Tamam, rehber öğretmenlerimiz var, gerektiğinde bize yardımcı oluyorlardı, gerektiğinde işte takıldığımız bir ders olursa anında bize özel ders ayarlıyorlardı. Böyle bir avantajımız vardı sporcu olarak. Etütler çok önemliydi bizim için. Fakat benim, tabii ki çok seyahat ediyorduk. Konferans dışı maçlar için işte New York, Los Angeles'a uçuşlarımız oluyordu. Ve bu Texas'tan genelde 3-4 saat uçuştu. Bu hikayeyi hep anlatıyorum. Uçakta 4 saatlik, 4,5 saatlik bir vaktimiz oluyor ve rehber öğretmenlerimiz de bizimle birlikte uçakta oluyor. Tüm işte not defterlerimiz, kitaplarımız yanımızda. Kendileri hostes gibi koridorda yürüyor. Zaten işte olanaklar biraz orada fazla olduğu için okulumuzda uçak bize aitti. Daha doğrusu özel uçakla uçuyordu. O yüzden herkes istediği gibi hareket ediyordu ve rehberlerimiz orada hostes gibi koridorlarda geçip işte bize soruyorlar, ilk iki saat uyumak mı istiyorsunuz yoksa ilk iki saat etüt yapıp kalan derslerinizi tamamlamak mı, işte bu kompozisyonu bitirmek mi istiyorsunuz ya da iki hafta sonra bu testiniz var. Ve ona göre 1,5-2 saatlik sürede gerçekten hangi derste ne kadar aşama kaydettin onları takip ediyorlardı birebir. Yani bu 4 saatlik uçuş süresini bile en verimli şekilde eğitim olarak değerlendirmeye çalışıyorlar ki bu hem okulun hem de sistemin ne kadar disiplinli olduğunun bir göstergesiydi bana göre ve ben çok şaşırmıştım açıkçası. Şimdi sizin bu Amerika deneyiminize paralel olarak Ebru soruyor. Türkiye'de eğitim ve sporun bir arada yürütülebilmesi için neler yapılabilir sizce diye. Yani bu aslında çok pardon. Bu yani oturulup belki aylarca tartışılacak bir konu. Yani çok basit bir konu değil açıkçası. Çünkü Amerika'daki sistem işte liseden sonra hatta lisede de yani basketbolu çok iyi olan okullar, tenisi çok iyi olan okullar, Amerikan futbolu iyi olan okullar. Yani bu arkadaşlar zaten lise hayatında belli bir eğitim ve spor seviyesine gelmiş oluyorlar. Öyle bir sistem var ki liseler arası zaten basketbol turnuvalarında ya da Amerikan futbol turnuvalarında bir nebze zaten profesyonel hayata adım atmış oluyorsun. Çünkü çok çekişmeli maçlar, çok kıran kırana mücadeleler oluyor. Liseler arası basketbol ya da futbol her ne sporsa. Aynı zamanda da zaten lise takımı olduğu için eğitimini o lisede tamamlıyorsun ve sporunu yapıyorsun. Aynı şekilde bu sistemi üniversiteye taşımışlar. Lisede iyi performans gösterenler çok çok iyi okullara gidebiliyor, teklif alabiliyor. Ya da bazı derslerde ya da not olarak yetersiz olanlar daha farklı okullara gidiyor. Aynı o okulda eğitimde devam ediyorsunuz. Hem üniversitenizin üniversiteler ligi liginde konferansında mücadele ediyorsunuz. Yani farklı bir lig yok. Sen okuldan çıkıp işte eve gidip üstünü değiştirip hadi ben bilmem ne takımında gidip oynayacağım diye bir sistem yok. Yani hepsi birbirine adapte olmuş durumda. O yüzden yani Türkiye ile şu anda kıyaslamak açıkçası çok doğru olmaz. Öyle bir demin Türkiye'de nasıl olur ya da gerçekleşti mi, o çok büyük bir soru işareti. Ama keşke öyle bir imkanımız olsa yani buralarda. Ben şöyle düşünüyorum. Böyle bir sistemin Türkiye'de uygulanma ihtimali dahi yok. Çünkü Türkiye'de spor kulüplerinin altyapıları var. Yani bütün tamamıyla o sistemin değişmesi çok çok zor. Fakat ben hep şunu söylüyorum.
Yani ulan özel dersle çocuklarını belli bir eğitim seviyesine getirebilirler ki bu da çok zor. Fakat ya da hani kulüpler bu ortamı sağlamalılar. Şöyle ki hani antrenmandan önce, antrenmandan sonra veya neyse hani bir şekilde çocuklara bu eğitimi verebilirler. En kötü ihtimalle bir yabancı dil öğretilebilir ki A takım seviyesine çıkan bir çocuk yani yabancı dil bilmesi gerekiyor bir yerden sonra. Bunu konuşabiliyor, anlaşabiliyor olması lazım. Hani en iyi ihtimalle bu yabancı dil çocuklara özel derste verilebilir. Ama hani eğitimin, o sistemin buraya gelmesi imkansıza yakın bence yani. Çok zor. Teşekkürler. Antrenörlerimizden Mahmut Şimşek'in sorusu var. Doğuş bir platformda Amerika'da koç kısıtlama getirip şut atmamı yasaklamıştı dediğini duymuştum. Koç kısıtlama yaptığı zaman kendisi olarak koçundan ya da dışarıdan destek alıyor muydu? Alıyorsa nasıl bir destek alıyordu? Açıkçası öyle bir destek almadım. Koçumun verdiği karara saygı duydum ve daha iyi yapabildiğim neler var sahada onları ön plana çıkarmaya çalıştım. Bu da bana zaten ödül olarak geri döndü son senemde ve Big 12 konferansının en iyi savunmacısı seçildim. Yani söylediğim gibi aslında koçun bana o kısıtlama getirmesi belki çok büyük dezavantaj gibi gözükse de ben yapabildiğim iyi şeyleri yapmaya devam etmeye çalıştım. Üzerine koyarak daha iyi, hatta en iyi olmaya çalıştım. Ve hiç pes etmeden son senemde bunun da ödülünü aldım. Fakat psikolojik olarak yani bir destek almadım açıkçası. Konum Ayhan varmış. Onu anlatmanızı istiyorlar. Gökhan anlatsın. Abi hatırladığım kadarıyla maç içinde Stanko oyundan çıktı. Bayağı maç da böyle hani çok bizim için kolay geçen bir maç değildi sanırım. Bir dakika şey mi? Triceps mi? Yani şey böyle bir hareket mi yapıyordu Doğuş? Yoksa direkt düştü mü ya? Tam hatırlamıyorum şu an. Bir dakika. Yok ya o sandalyeler sandalyeler şeydi direkt düştü. Otururken direkt ha, otururken kırıldı. Stanko bir de 2.16 hani iri bir adam. Yavaş yani. Yavaş oturuyor ya bir de yavaş yavaş. Ve belinde de sıkıntısı var. Yani yavaş yavaş oturmasına rağmen yer yerinden oynamıştı orada ya. Maçın içinde dağıldık yani resmen. Stanko'dan konu açılmışken ben bir tane yine hikaye söyleyeyim çok çabuk. Şimdi Ayhan Şahin Stanko'nun da eşi İstanbul'u çok iyi bilmiyor. Yeni gelmiş yani Türkiye'ye ve o zaman işte Duško Savanović de bizim takımdaydı ve işte Duško Savanović, Stanko Baraj bunlar hep aynı dili konuştuğu için eşleri de çok yakın birbirine. Ama Stanko da işte değişik bir çocuk. Yani bilmiyorum eşiyle falan iletişimi nasıl. Biz maçımızı oynadık. Ondan sonra maçtan çıktık. Herkes evlerine gidiyor tabii. Stanko da evine gitmiş. İşte bazen tabii ki ailelerin yanına gidiyoruz sahada. Aileler oluyor maçtan sonra. Onlara selam veriyoruz işte. Öpüyoruz, kokluyoruz neyse. Stanko eve gitmiş tabii ki. Biz sonradan öğreniyoruz. Duško Savanović'in eşi Stanko'nun eşini de maça getiriyor ve maçı izliyorlar. Maçtan sonra da hep beraber gidecekler ama Stanko eşinle. Ama burada şöyle bir detay var. Banvit'le oynuyoruz ve Stanko hep böyle çok sert oyunculara karşı çok sıkıntı yaşıyordu. Çok korkuyordu onlardan ve Orhun abi de Banvit'in antrenörü o zaman. Stanko her oyuna girdiğinde Cemal Nalga'yı oyuna sürüyordu. Cemal Nalga yani resmen kırdı Stanko'yu ve Stanko 2 sayıyla çıktı. Mental olarak aramızda değildi o gün yani. Kafa bitik. Ondan sonra tabii ki Stanko eve gidiyor. Yarı yolda arıyorlar. Stanko neredesin? Hadi bekliyoruz seni. Eşi arıyor. Hadi bekliyoruz biz. Maç bitti. Çıkacak mısın soyunma odasına? Stanko tabii ki onun İngilizce söylemek lazım ama tabii ki başlıyor küfürlere. Unuttum diyor. Ben bilmiyordum diyor. Senin salonda olduğunu diyor. Tekrar salona dönüyor ve eşini alıyor. Ya inanılmaz hikayeleri var ya adam. Eski sporcularımızdan, şimdi de gönüllerimizden Muhsin Yıldırım'ın sorusu var. Birebir de tut
en zorlandığı. Sinan abi seninki belli zaten hani. Gökhan'cığım seninki belli değil diye ben aynısını diyecektim. 2012 yani. Abi benim yani gerçekten o senin koltuk altı atışlarında bir çözüm bulamıyordum doğruya doğru. Hani beni o konuda çok zorluyordun. Hala da zaten. Onu çözen işte bir Pau Gasol var bildiğim. Oynadıklarım arasında. Atamadığım. Onun da zaten iki tane NBA şampiyonluğu var abi yani. Bir de Sertaç acayip yakalıyor onları aslında. Çok geride kalıyor. Onları fena kovalıyor. O da ben tam sen alttan attığın için o da yere yakın kalıyor ya. Yani. O da sıçramıyor. Sertaç'a laf yok buradan. Sekün bizi taşıdı bu sene ya. Vallahi. Sekün makine gibi. Rick and Morty. Helal benim valla ben hep Kemba Walker diyorum da bu sene Sinan abi de bilir. Sizin gardınızın ismi neydi abi? Bu sene sizin başta şey, yani, Geri Brown evet. Evet. Bu sene sizin maçta tutamadım yani adam. Ciddi ciddi her oyuna girdiğimde bana atak etti ve sayı attı üzerinden bir şekilde. Çok farklı bir maçtı o benim için yani. Çok ilginç bir maç oldu. Dodo, Shane Larkin'i sen tutabilir miydin peki? Farklı takımda olsanız. Açık sahada imkansız abi. Açık sahada imkansız. Ama yani sete set hücumunda bir nebze zorlardım onu diye düşünüyorum ama açık sahada imkansız yani. Yani maç ortamında demek daha doğru olur. Zor. Çok zor tutmak. Çok zor. Abi ben bununla Erman'ın bir sorusu var. Oyun stillerini geliştirmek için spesifik olarak bir oyuncuyu kendilerine feyz alıp onu mu çalıştılar? Yoksa genel olarak herkesten ve her maçtan bir şeyler toparlayıp kendi oyun tarzlarını mı ortaya çıkarmak için uğraştılar? Evet Gökhan. Yani bir kişi diyemem ama genel olarak herkesten her şey her durumda illa şey çıkarıp oyunuma ekleme taraftarıyım. Bunu yapmaya çalışıyorum. Yaz antrenmanlarında ona göre sezon içinde oynadığım maçları izleyip neleri yapmışım, neleri yapamamışım bunları görüp ona göre çalışmalar yapmaya çalışıyorum. Bence bu daha sağlıklı. Hepimizin tabii ki idol olarak böyle izleyip büyüdüğü işte oyuncular var. Hatta onların hareketlerini yapmaya çalıştığımız zamanlar oldu ama gerçekten bu çok kolay değil. Yani gerçek hayatta belki 1'e 0'ken yapabiliyorsunuz ama maçta uygulamak çok çok kolay değil açıkçası. O yüzden daha çok ben de mesela kendi maçlarımdan ya da antrenmanlarımdan daha çok nerede zorlanıyorum, nerede bir şeyi iyi yapmam gerekiyorsa zaten kendinizi tanıyorsunuz, biliyorsunuz ve sahada zorlandığınız kısımları da biliyorsunuz. Ona göre zaten hem kişileriniz anlıyor, özellikle üniversite yıllarında bunu çok yapıyorduk. Eksiklerinizin nerede ne, yani pas hatası olabilir, hücumda yaptığınız bir hata olabilir. Bunları görüp bunun üzerine hemen zaten ertesi gün ya da belki aynı gün çalışmaya başlıyorsunuz. Yani görüntülü analizlerle artık gelişen teknolojiyle çok çok kolay bir şekilde kendinizi düzeltebilirsiniz. Alper Patır sormuş YouTube'dan. Bireysel olarak çalıştığınız zihinsel antrenman koçunuz var mı? Sizce staff içinde mental antrenman mentoru olmalı mı? Bence olmalı. Çok önemli. Ki biz Oktay Mahmut'u ile bir dönem Anadolu Efes'te bunu uygulamıştık takıma. Hani bireysel olarak sanırım 3-5 kişi yapmıştı o dönem ama hani takımca birkaç bir şey yapmıştık. Yani Amerika'daki bu alana çok büyük ilgim var küçüklüğümden beri. Çünkü annem de kuantum fiziği olsun hani bununla çok ilgili. Ve ben 15 yaşından beri hani bu tarz kitaplar ve işte ne bileyim annemin terapileri bana uygulaması, incelemeler falan hani pozitif düşünceye daha çok küçüklüğümden beri annem beni öyle yetiştirdiği için hani ben o konuda mentor olarak daha çok annemle irtibat halindeyim. Profesyonel bir destek hiç almadım çünkü hani yani yarıda dönmeme rağmen hani yine işime yarayabilecek şekilde bazı dersler gördüm Amerika'da ve daha çok kişisel gelişim ve psikoloji üstüne kitapları tercih ediyorum. Biyografileri tercih ettiğim için bu alanda da iletişimim hani yani annemle daha çok benim. Şimdi
bu mental problem spor dünyasında aslında belki birçok oyuncuda var, fakat bunu dışarıya vuran oyuncular çok az. İşte son zamanlar Kevin Love yanılmıyor, DeMar DeRozan, yani bazı oyuncular mental olarak breakdown olduklarını, çöktüklerini basına açıkladılar. Ve bence birçok oyuncu bu aynı şeylerden geçiyor diyebilirim. Fakat Türkiye'de henüz takımların staffına öyle bir mental koç ya da işte psikologlar resmi olarak eklenmiş değil. Tabii ki belki dışarıdan yardım alanlar vardır ama ben ilerleyen zamanlarda bunun da daha çok oturacağını ve işin mental kısmına da daha çok önem verileceğini düşünüyorum. Şu anda öyle bir şey yok, fakat ilerleyen zamanlarda işte nasıl takımlarımıza yavaş yavaş işte diyetisyenlerimiz monte ediliyor. Psikologlarımızın da spor psikologlarının da yavaş yavaş takım entegre olacağını düşünüyorum ilerleyen zamanlarda, ama şu anda böyle bir resmi olarak ben son tabii ki işte Gökhan'ın söylediği gibi bir Oktay Mahmut'un zamanında bir spor psikologumuz oldu ama sonra devamı gelmedi, ama ilerleyen zamanlarda görebiliriz bence. Arif sormuş. Doğuş abi, atletizmin üstüne bir de şut yüzdesini artırsaydı kariyeri nasıl etkileyeceğini düşünüyor bu durumun? Tabii ki pozitif anlamda çok daha farklı yerlerde olabilirdim. Şöyle söyleyeyim, yani bu şut problemini ben eğer 18, 16, 17 yaşlarında bir oturtabilseydim eğer kariyerim gidişatı çok farklı olurdu, ama ona bakarsanız ben geçen sene de görevlikte az şut kullanmama rağmen %50'ye yakın üçlük attım. Yani bu da benim kariyerimi bir anda değiştirmedi açıkçası. Yani bir anda kendimi NBA'de ya da bir başka yerde bulmadım. Belki 16-17 yaşlarında bir oturmuş bir yüzdem olsaydı ya da şutör olarak anılsaydım belki çok daha farklı yerlerde olabilirdim. O şekilde, yani başka geçen seneki verdiğim örneği veriyorum tekrardan. Yani şu anda çok çok farklı bir yerde değilim. Önemli olan bunu küçük yaşta oturtmak açıkçası. Son bir sorumuz var. Efes altyapısında U13 takımında oynayan Erk Teker sormuş. Amerika'ya kaçıncı sınıfta gitmiştiniz? Sizce bir sporcu için ideal zaman ve yaş ne olmalı? Ben liseyi burada bitirip liseden mezun olup gitmiştim. Fakat benim zamanımda lise 3 yıldı Türkiye'de. Liseyi burada bitirdikten sonra Amerika'ya gittim ve açıkçası ideal bir yaş olabilir. Yani liseniz yeterliyse Amerika'daki üniversitelere kabul olacak şekilde liseyi burada bitirmenizi, lisedeki buradaki altyapı basketbol eğitimini almanızı tavsiye ederim. Çünkü daha erken gidip oradaki lise basketboluna çok fazla adapte olmanız size basketbol açısından çok bir şey katmayabilir açıkçası. Ben çok fazla övmek istemiyorum Amerikan lise basketbolunu. Fakat buradaki eğitim olarak, basketbol eğitimi olarak özellikle detaylar kısmında hem müdafaa hem hücum bence Avrupa biraz daha ileride o konuda. Yani basketbol ve eğitimi bir arada götürmek istiyorsanız bence İngilizceniz de yeterli seviyedeyse liseyi bir şekilde burada bitirip hem altyapı yaşınızı burada doldurmanızı hem de lise diplomanızı, tam tersi İngilizceniz de yeterli seviyede değilse kesinlikle lise son sınıfı en azından Amerika'da okumanızı tavsiye ederim. Ben lise sonu okumak için gittim Amerika'ya. Ve hani Doğuş'un dediğine ek olarak bunu birebir yaşamış biri olarak hani genç takım senemi bitirip gittiğimde orada gördüğüm seviye yıldız takım seviyesindeydi. Yani buradaki öğrencilerin hani lise 1, lise 2'de gitmesini kesinlikle tavsiye etmem. Çünkü benim orada gördüğüm yani lisedeki antrenmanlar olsun, maç kalitesi olsun bence bizim buradaki altyapılardaki
imkanlardan çok daha aşağıda. Ve hani yani lise sonu bitirip yani liseyi burada bitirip Amerika'ya gitmek daha mantıklı. Bir şey diyecektim fakat unuttum. Çok teşekkürler. Abi yavaş yavaş kapanış için Muratcan abi ve Necati abi sözü size verebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz arkadaşlar. İyi ki geldiniz. Ağzınıza sağlık. Tekrar inşallah yüz yüze görüşebiliriz. Her zaman. İyi ki varsınız abi. Biz teşekkür ederiz. Evet, bir an önce bu yaz kamplarındaki 5'e 5'lerimize geri dönelim diyorum ben. İnşallah şu virüsü atlattıktan sonra. Ne güzel dedim. Bu sene zaten 10. senemizi kutlayacağız. Kamplar da bir genel haliyle belli olsun ve bu süreç tamamlansın. Sizi yeniden davetimizi bir şekilde ulaştırırız ve şimdiden düşüncen için bile teşekkür ederiz. Gökhan'ı ben tutacağım yalnız. Abi ben Gökhan'la şey ayrı birebir yapacağım bir de orada. Sinan abi bir şey diyeceğim. Eğer ligler böyle tescil edilirse o konu kapanmış olacak gibime geliyor. Bunda en fikir miyiz abi? Yani BSL, TBL. Arada fark var şu anda. En azından tekrardan bir sahaya çıkıp oynamamız lazım. Ya, oynuyoruz abi, oynuyoruz. Var mı açık saha? Buluşalım yarın istiyorsan. Abi nerede ya? Hiç çıplak ayak falan, hiç kum da fark etmez. Nerede istiyorsan tamam. Ay ay. Gençler çok teşekkür ediyorum geldiniz. Abi biz teşekkür ederiz. Babam muhtemelen selam vermek ister ama babamın mikrofonunda yok, galiba sesi gelmiyor. Konuştu aynen demin ama sesi gelmedi gene. Necati abinin gülüşü yeter oradan ya. Saygılar, saygılar Necati abi. Saygılar Necati abi. Sağ ol, biz de öpüyoruz. Anlıyoruz biz seni.